Evet anneanneciğim, şimdi sana bazı sorularımız olacak. Bu sorularla seni biraz daha tanıyacağız ve bunu aslında geleceğe taşıyacağız. Çünkü sözlü tarih dediğimiz bir çalışma yapıyorum şu anda. Ve bu çalışmada senin geçmişin çok önemli. Senin söyleyeceğin her şey benim için çok önemli. O yüzden bunları kaydediyoruz. O zaman ilk sorularına başlıyorum. Dediğim gibi sorularını sorduktan sonra cevabını verebilirsin. Bir mikrofon denemesi yapalım önce. Böyle bir şeyler söyle. Konuş bir. Konuş, mikrofon deniyorum şu an. Ne yapıyorsun oğlum, iyi misin? İyiyim anne. Tamam, bekle şimdi. He. Anneanne, ismini, soy ismini, bir de yaşını öğrenebilir miyim? Yaşım 70. İsmim İncik Kurt. İncik Kurt. Evet. Tamam. Köyde mi doğdun, şehirde mi doğdun? Köyde doğdum. Hangi köyde doğdun? Yemişhane, Paşapınar köyünde. Tamam, güzel. Peki annem ve babanla aran nasıldı? İyi miydi? Annemi hiç görmedim. Annem öldü. Hiç annemi tanımadım ama ölürken böyle hafif hatırlıyorum. Kaç yaşındaydım? Yani aklıma böyle hafif geliyor. Uzatmıştılar böyle. Öyle hatırlıyorum. Öyle ağlama mağlama ya. Bana şeker verdiler, ben gittim. Hiç bilmiyorum daha ne. İsmi neydi annenin? Bahar. Bahar. Babanın ismi neydi? Dursun. Babam... Onu hatırlıyor musun? Hatırlıyorum tabii, babam daha yeni yani. 20 senedir öldü. 20 senedir. Yani evet, sen evet. 50 yaşlarında... Evlenmiştim ben tabii ki. Çoluğum vardı benim. Babam evlendi. Çoluğu oldu. 6 tane çocuğu oldu. Siz kaç kardeşsiniz? Biz şimdi 6 burada var. 8 kardeşiz. 8. Diğerleri yani, üveyler. Üveyler var. Evet, 6 tane üvey var. Hı. Tamam. Okula gidebildin mi anneanne? Okula nasıl gidebildim? Ben annem yoktu. Babaannem, dedem çobanlık yapıyordular. Köy yerlerindeydik. Yani yazdırdılar okula. Köy odalarında öğretmen geliyordu mesela. Gidiyorduk, bir gün gidiyorduk, 10 gün gitmiyorduk. 3'e kadar. O da yani az buz gittim. Öyle fazla gitmedim. Ben çünkü çobanı gönderiyordular. Mal yayıyordum. Hı-hı. Köy yerinde. Tamam. Peki seni zorla mı aldılar yoksa sen isteyerek mi okulu bıraktın? Okulu tabii ki göndermediler. Büyüklerimiz göndermedi. Köy yerinde çocuk istiyorlar, işi istiyorlar. Mal yayacaksın. Çalışacaksın yani. Göndermediler. Doğru dürüst göndermediler. Peki giysilerini hazır mı alıyordun yoksa kendin mi? Vallahi giysilerimi babaannem dikiyordu. Hazır nerede? O bu veriyordu. Yetimdim. Kimse, annem yoktu. Yani yardım ediyordular, veriyordular. Babaannem dikiyordu. Öyle yani. En sevdiğin kıyafetini hatırlıyor musun? İşte en sevdiğim kıyafet, önce bizim kıyafetlerimiz tabii ki böyle köy yerinde uzun etek, fırfırlıydı. Üstünde böyle ceket, ya kazak mazak yoktu öncelerde. Bezden dikerdiler. Büyüklerimiz, babaannemiz. Onlar giyirdi. Hangi renkleri severdin? Hangi renklerdi? Sarı renk severdim. Sarı ipek vardı önce. Keten vardı. Onları severdim. Onları giyerdim. Benim dedem vardı. Dedem benim istediklerimi alırdı yani. Çok seviyordu beni. Dedenin ismi neydi? Dedemin ismi Hasan. Hasan Kaşıkçı. Tamam. Ebemin ismi Menaşe Kaşıkçı. Peki büyüdüğün evi hatırlıyor musun? Nasıl tabii bir evdi? Tabii ki büyüdüğüm evi. Eşyaları hatırlıyor musun? Eşyalarımız böyle önce peke vardı böyle. Minder yastık dizerdik. Önce ocak vardı. Soba kururduk kışın. Yani terek vardı böyle yani mutlaka. Bir oda, yatış odası, bir de böyle ev vardı. Her şeyimizi orada yapardık. Peki kaç yaşında evlendin anneanne? Kaç yaşında? Nasıl tanıştın dedemle? Vallahi dedenle 3 günde tanıştık, görücü usulüne. Kaç işte, yaşındaydın evlendiğinde? Kaç yaşındayım? Belki de 18-19 yaşında ancak vardım. Dedem kaç yaşındaydı? Dedem de, ben de küçüktü. 5 yaş küçüktü deden herhalde. Yok, 5 mi 3 mi? Dedem bende ufaktı yani. Tanıştık işte, Yaşar Kurt. Peki...
Evlenmeden önce bir hayalin var mıydı? İleride okumak istiyorum, meslek almak istiyorum. Tabii ki hayalim vardı. Daha iyi yerlere gitmek vardı. Daha iyi insanlarla karşılamak vardı. Her şey hayalidir tabii ki. Herkes havaslanıyordu, insan gençliktir. Ama olmadı, hiçbir şey olmadı. Yapamadık. Dedenle evlendikten sonra dedenle, hangi evde kaldın? Orada yani dedenle evlendikten sonra yani kaynanam vardı. Gittik, bize dat vermedi. Ondan sonra ayrıldık, başka evlere yani gittik. Orada yaşadık. Zaten dedem de İstanbul'a gidiyordu. Çok pek hayrı yoktu. Çok. Hiçbir şeyimiz olmadı yani. Peki kaç yaşında çocuğun oldu? Kaç yaşında? Evlendikten sonra, bir sene sonra oğlum oldu. İsmini de söyle. Tunay Kurt. Toplam kaç çocuğun var? Toplam 3 çocuğum var. Arzu Kurt, Neşe Kurt. 3 çocuğum oldu. Peki çocuklarını isteyerek mi yaptın yoksa? Vallahi köy yerinde hiç bilmiyordun ki nasıl oldu yani, nasıl, hiçbir şey bilmiyordun hiç. İki tanesini köy ebelerine doğum yaptım. Bir tanesini bizim Gümüşhane Şiran'da hastaneye gittim yaptım. Öyle yani hiç. Bilemiyordun ki köy yerinde, bir şey bilemiyordun hiç. Dedenle aran nasıldı? İyiydi, çok iyiydi ama dedem çok pek böyle sadık değildi eve, böyle para tutmazdı. Çok bak, çok çoluğuna düşkün değildi. Giderdi mesela İstanbul'a, bizi unuturdu. Ben de onun bunun işini yapardım, hep böyle çocuklarımı öyle büyüttüm yani. Kendi başına büyüttüm. Kendi başıma. Peki herhangi bir gelirin mülkün var mı anneanne? Yok, yok. Benim gelirim mülküm yok. Yalnız dedenin babasının bir tarlası var. Ev var ama köyde, o da onların. Yani dede değil. Evet, köy evi. Öyle bir şey yok. Gelirin var mı? Gelirim dedenin aylığı var. Deden işte ölmeden çalışmıştı. Aylığı var. Kaç yıl oldu dedem öleli? Kaç yıl oldu? 13 yıl oldu. 13 yıl bitti. Evet. Dışarı baktım. Öyle işte. Peki sana gelen gelir ve veya kendine verilen parayı harcarken herhangi bir kısıtlamayla karşılaştın mı evliyken? Yani sana evliyken deden çalışırdı mesela. Para verir miydi sana? Getirir verirdi. Az çok, o zaman az alıyordular. Öyle fazla bir aylık yoktu. 60 liraydı, 70 liraydı. Yani deden ölende 600 lira maaşı vardı. O 600 lirayı getirdi, suyumuzu, ceyranımızı, alatirimizi yatırdı, geri kalanı bana verdi. O kadar. O para ne? Kirada oturuyorduk. Tabii kira veriyorduk. Yani bizi getirdi İstanbul'a işte sonunda. Kira veriyorduk. Kaç yıl sonra İstanbul'a geldiniz? Kaç yıl sonra? Mesela çocuklarım hep köyde doğdu. Köyde doğdu. Neşe en küçük çocuğum. Mesela bir yaş, 2 yaş ancak vardı. Bir yaş. 85-86. Evet. O zaman. O zamanlar. Geldim İstanbul'a işte. Tamam. Peki Gümüşhane ve İstanbul dışında başka şehirler gördün mü? Hiçbir yere gittin mi? Başka gezmeye İzmir'e gittim. Görümcem vardı. Kızım vardı, kızıma gittim. Ondan sonra daha da... Başka bir yer gördün mü? Yok, başka bir yere gitmedim. Sadece İzmir? Evet, İzmir'e gittim. Tamam. Peki evde olduğun zamanlar ya da işte eğlenmek istediğin zamanlar neler yapıyordun? Canın sıkıldığı zamanlar. Neler yapıyordun? İş dışında el işi yapardık. Mesela evde otururduk. Evimizle uğraşırdık. Öyle bir şey yoktu ki. O el işlerini satar mıydın? El işlerini ona buna işlerdik tabii ki. Ona buna verirdik. Tülbent yapardık. Böyle elbise dikerdik. Ona buna komşulara yaptırırdılar yani. Çağırırdılar, iş yapardım böyle, yani ev işlerini, badana olsun, böyle ne bileyim ev temizleme olsun, çağırırdılar beni köyde, onları yapardık yani, herkese yardım ederdik. Peki eşinden ya da ne bileyim akrabalarından, kardeşinden vesaire şiddet gördün mü? Yok, öyle şiddet benim hiç, kocamda da görmedim,
Böyle yani babaannem de, dedem de, öyle babam da hiç öyle şiddet yoktu. Bizde hiç şiddet yoktu. Yalnız bir tane amcam vardı benim. O amcam biraz tersti yani. Biraz böyle ağzıyla söylerdi. Öyle dövme mövme Küfür mü yoktu. ederdi? Küfür ederdi. Evet, öyle bir şey. Yani yoksa öyle dövme mövme beni kimse dövmedi öyle. Öyle işte. Peki küçükken böyle ona hayran olduğun, beğendiğin, çevrende rol model aldığın kimse var mıydı? Yani işte ben büyüyünce onun gibi olmak istiyorum dediğin kimse var mıydı? Tabii ki vardı. Daha giyinen, iyi giyinen vardı, daha iyi yaşanan vardı. Daha şeyler vardı ya, onlar görerdim, havaslanırdım. Tabii ki böyle ben de isterim. Ben de böyle hayat isterim ama yok olmadı. Ben hep yetimlikte büyüdüm. Kimsem yoktu. Babam da böyle duymazdı yani, biraz sağırdı kulakları, duymazdı. Bir şey anlamazdı, benim şeyimi anlamazdı. Babaannem, dedem işte onlarla yaşardım. Öyle bir şey hiç hayal vardı ama yapamadık. Peki şimdi nerede kalıyorsun? Nasıl geçiyor günlerin? Şimdi beyim öldükten sonra geldim. Bir zaman büyük kızımda kaldım 5-6 sene. Ondan sonra küçük kızıma geldim. Oğlum da zaten tek götürüyor. Orada burada işte kalıyorum. Evim yok İstanbul'da. Köyde var. Yaz oldu mu köye gidiyorum bazen. Öyle işte yaşamım böyle. Hiç sinemaya gittin mi anneanne? Sinemaya yok gitmedim. Peki tiyatro, köy oyunu? Yok, öyle köy düğünleri olurdu, böyle köy şeyler olurdu. O zamanlar biliyorum, öyle şimdi öyle bilmiyorum. İstanbul'da tabii ki salonlara, böyle düğünlere giderdim. Öyle sinema minema yok. Peki böyle aklından hiç çıkmayan bir anın var mı? Aklımda çıkmıyor hanım. Böyle hep hatırladığında seni güldüren ya da eğlendiren ya da üzen. Hep derim ki benim bir evim olsaydı keşke. İstanbul'da benim bir evim olsaydı, bir yuvam olsaydı. Benim de çoluk çoluğum gelseydi, beni ziyaret etseydi evimde otururdu. Hep bunu hayal ederim, hep onun böyle gönlümde o var. Olmadı, yapamadık. Hep hayalim o yani. Daha bir şey yapamadım. Peki daha önce çalıştın mı anneanne? Daha önce Para kazandın mı? tabii ki ev işlerine gittim. Bir de şey, porsele fabrikasında çalıştım. Soğanatta bir zaman. Ne kadar çalıştın? İstanbul'a ilk geldiğim zamanlar bir iki ay çalıştım. Ondan sonra çıktım. Neden çıktın? Vallahi ne bileyim, çıktım. Deden çalıştırmadı. Deden çalıştırmadı. Çıktım. Ondan sonra ev işine gittim. Ev işinde çok çalıştım. Peki kazandığın parası yetiyor muydu? İşte böyle şöyle yetiyor. Nerede yetiyordu? Öyle az buz, öyle yetmezdi ki. Nerede yetecek? İstediğimizi alamazdık, istediğimizi yiyemezdik. İşte çocuk çoluğuna, çocuklarım oldu. Hepsi ayrı ayrı tabii şeyler var. Yok, zor bela. Peki kaç torunun var anneanne? Nasıl? Say bakalım kaç torunun var? Kaç torunum var? 6. 7 tane torunum var galiba. 7. Yedi, Doğru. evet, 7 tane. 7 tane, 7 tane. İsimlerini hatırlıyor musun? İsimlerini tabii ki hatırlarım. Söyleyeyim mi? Söyle. Baştan Uğur, Ufuk, Utku, Damla, oğlanınki, Atakan, Demirkan, en sonumuz Nefes doğdu. Hatırlıyorsun. Evet, hatırlıyorum. Torunlarımı çok seviyorum. Ama ayrıyız 2 senedir. Yetişemiyoruz. Kimseyi göremiyoruz. Nalet hastalık geldi. Her şeyi birbirinden ayırdı. Peki anneanne, şiddet gören kadınlar için ne söylemek istersin? Şiddet Sen gören hiç kadına görmedin ama gören kınıyorum, çok kınıyorum. istiyor. Olmasın, öldürmesinler. Yazık, günah. Ne istiyorlar? Ayrılınsa güzelce mi ayrılın? Daha ne istiyorsunuz? 2 sene, 3 sene ayrılır, bir daha gidip öldürüyorlar. Günah, yazık değil mi, bıçaklıyorlar? Çok üzülüyorum, çok acıyorum. Yapmasınlar. Hepimiz kadınız. Evet. Söylemek istediğin başka bir şey var mı anneanne son olarak? Ne söyleyeyim? Paylaşmak istediğin, Paylaşmak kayıtlara istiyorum. geçsin dediğin. Söyle. Hep dünyaya iyilik gelsin, dünya iyi olsun, herkes birbirine iyi geçinsin.
kimse kimseye değmesin. Yani dünya geniş. Herkes her şeyi yapabilir. Hepsine sağlık dilerim, hepsine mutluluk dilerim, hepsinin işi gücü rast geçsin, kimseye bir keder olmasın, herkes iyi olsun, evinde olsun. Çocuk çoluğum da Allah yardımcısı olsun, yolunu açık etsin. Allah iyi yerlere götürsün inşallah. Dileğim budur.